1996 senesinde İstanbul Kanatlarımın Altında filmiyle beraber açılış yaptık biliyorsunuz. Daha sonra AKM'nin yıkılacağı gündeme geldi. Son süreçte de bizim buradan zaten tahliyemiz olmuştu. Ama seçilen belediye başkanımız buranın yıkılmayacağını, taşınabilir malzemelerin olması yönünde bizlere bilgi aktardı. Ondan sonra da biz de dijitale geçtik. Zaten son 3 seneden beri tüm filmler dijital olarak sinemalarda gösterimde. Bundan sonraki süreçte ise yeniden bir anlaşma zemini yapmamız gerekiyordu. AKM binasının yerinin milli emlak ait olduğu için belediye de buradan kiralamak zorunluluğunda kaldığı kültür merkezini kiraladıktan sonra bu seneki 2017 senesinin 87.835 veya 75 gibi bir rakam telaffuz edildiğini biliyorum. Belediye ile gitmiş olduğumuz anlaşmalarda bu rakamın AKM sineması olarak bizim 500 metrekare alan kullandığımız, 425 metrekaresini de teras kafeteryanın kullandığı bizlere aktarıldı. Bunun üstüne de bu paranın yarısını bizim ödememiz gerektiğini beyan ettiler. Sökümler başladı. Makinelerin eder değeri 70 bin lira. 3 tane dijital makineden 210 bin lira, aşağı yukarı 200 bin liraya yakında bir zararımızın olduğunu da buradan beyan ediyorum. Çok çırpındık, devam edelim diye. Biz sosyal o kadar çok projeler ürettik ki buradan siz de bilgi alabilirsiniz bölge komutanlığından. Askerlerimize 5 lira gibi komik rakamlarla beraber 3-4 sene film gösterimleri yaptık her çarşamba günü. Daha ki bu 15 Temmuz olayından sonra kesildi film gösterimi. Üniversite eğitim fakültemizin öğrencilerine gidebilirsiniz. 4-5 seneden beri hiç film izlememiş çocuklarımıza burada film gösterimlerini ücretsiz olarak kendimiz sponsor olduk. En sonunu da geçtiğimiz hafta burada 2 tane Maşa ile Kocayı programını Salon 3 ve Salon 2'de öğrencilerimize yine ücretsiz sponsorlarda bulunduk. Bunun yanında şu an ayın sonuna doğru veya 20'sine doğru tamamen fiili olarak anahtarları teslim edeceğimizi, bazı programlar var. Bunlar da Sakatlar Derneği, Başkan İsmail Şentürk, 25 kuruş ücret alınmadan elektriğinin, doğalgazının vesairesinin bizden çıktığını, belediye bu sorumluluklara maalesef girmedi. İşin açık ve özünü konuşmak gerekir. Çünkü girilmiş olsa idi bizim buradan her türlü desteği topluma hizmet programında Ereğli'de gösterilen sadece tiyatronun dışında olan organizasyonlardan biz de asla ücret talep etmediğimizi beyan etmek lazım. İnsanlar arıyorlar bizi, AVM'nin niye kucağına atıyorsunuz? Biz paramızla dahi oradan bir boş mısır kutusu alamıyoruz diyorlar. Oralar AVM, kurumsal şirketler çok fazla, onlar paracıdır. İnsanlar biz burayı kapattıktan sonra anlayacaklar. Ama Ereğli'deki 21 yıl hizmet verdiğimiz sinema severleri sağduyusuna bırakıyorum. Şimdi Salon 1 ve Salon 2'deki koltuklarımızı, bir tanesini Salon 2'deki 90 kişilik koltuğumuzu Kestaneci Köyü İlköğretim Okulu'nun spor salonunda sandalyeler varmış, koltuk yokmuş. Onlara hibe edeceğim. Salon 3'te de arayış içindeyim. Onu da yine 80 kişilik koltuğumuz var. Onları da bir okul salonunun ihtiyacı varsa onlara hibe edeceğim. Bu ana sinemadaki koltuklar ne olacak? Ana sinema salonundaki koltukları şu an AKM'de toplumsal projeler oluyor. Bunun yanında etkinlikler oluyor. Bu etkinliklerde boş bırakmanın bir şeyi yok. Belediye ile bunu görüşeceğiz. Bırakma taraftarıyım. O kadar da çok fazla yormamak lazım.